Kur'an okumasını bilen birisi okuyanı takip etmekle, bilmeyen de sadece dinlemekle Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş olur mu? Teyp veya videodan okunan Kur'an'ı Kur'an'dan takip ederek veya sadece dinleyerek hatim etmiş olur muyuz demişler. Hatim, kişinin bizzat telaffuz ederek Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okumasına denir. Evet. Dolayısıyla bir kişi Kur'an-ı Kerim'i okumadığı sürece o hatmetmiş sayılmaz. Ancak insanlarımız, Müslümanlar şunu hafife almamalıdır. Kur'an-ı Kerim'i dinlemek de okumaya yakın bir sevabı vardır. Dolayısıyla o anda okuma imkanı yok ise okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek yüzlerce, binlerce sevap kazanmış olurlar. Ancak fiilen okuyanla beraber onun arkasından telaffuz ederek okumazlarsa bu hatim olmaz ya hatim dinleme sevabı elde etmiş olurlar. Evet hocam. Okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye gelince Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farz-ı kifayedir. Dolayısıyla dinleyen birileri olduğu müddetçe o kardeşimizde kişisel işi varsa o kişisel işlerini yapmasında bir sakınca yoktur. Evet hocam. Ama çok acil değilse, önemli değilse elbette ki Kur'an-ı Kerim'i dinlemesi, akabinden de işlerini yapmasını tavsiye ederiz. Ama diyelim ki mesela bir camiye gittiniz, namazı kıldınız. Evet hocam. İmam Efendi aşır okuyor. Genelde öğle ve ikindiden sonra aşır okurlar veya yatsıdan sonra fark etmez. Siz de yolcusunuz veya işte market kapanmadan marketten evinize bir şeyler alıp götürmeniz gerekiyor. Cemaatin bir kısmı orada dinliyor. Siz hemen namazınız bitiminde, akabinde kalkıp çıkabilirsiniz. Bu Kur'an-ı Kerim'i dinlememiş gibi olmazsınız. Ne olur? Caiz olan bir işi yapmış olursunuz. Dinlerseniz sevap alacaktınız. Dinlemeyince de sevaptan mahrum olursunuz ama günahkar olmazsınız.